yüklü gelen elektrik faturalarının peşine düştük dün biliyorsunuz. Şimdi bunun sebeplerini araştırıyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası'na göre bu özelleştirmenin faturası. En son elektrik faturanız ne kadar geldi? 250 geldi. Sadece bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çalışıyor. Evimde klima da yoktu. Buna rağmen çok geliyor. Bir evde bir televizyon, bir de buzdolabı çalışıyor. Akşam televizyon seyrederken idare lamba onu da söndürüyorum. 150 lira geldi. Bir tek kişiyim de. Elektrik fiyatları gerçekten yüksek. Türkiye'de özelleşmeden kaynaklı olarak. Yok onun KDV'si yok bunun derken size 200 küsür liraya geliyor. Niye özelleşiyor ki ben onu anlamıyorum. Dağıtımda 21 firma var. Bunlar da özelleşti. Özelleştikten sonra tabii ki özel firmalar kar marjı çalışıyorlar. Tüketicinin bütçesine en çok elektrik faturaları zorluyor. Her abone önceki yıllara göre daha az elektrik tüketiyor. Fatura ise yıldan yıla katlanıyor. Elektrik Mühendisleri Odası'na göre sebebi özelleştirme. Çünkü üretimde sıkıntı yok. Maliyetinden de fazla zam yapılmasınınsa yine Elektrik Mühendisleri Odası'na göre özelleştirmeden başka izah yok. Maliyeti oluşturan şey enerjinin üretimi. Bizde elektrik üretimi hatta çok yüksek. Fiyatların yükselmesini zaten biz de burada çok anlayamıyoruz. Dağıtım firmalarda, özel ellerde, onlar da işte biz bunu satarken kar edeceğiz diyor. Ocağı daha az kullanıyorsun, ne bileyim ışıkları daha kapatıyorsun. Evde çok bulunmuyor zaten akşamdan akşama kadar. Işıkları kapatıp oturacağız herhalde. Farklı bölgelere, illere elektrik ulaştıran 21 dağıtım şirketinin önemli bir kısmı, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlere elektrik dağıtanlar 2012'de özelleştirildi. Elektriğin birim fiyatı bu süreçten önce 2011'de 22 kuruştu. 2012'den itibaren hızla arttı. Son 3 senede de en yüksek zamları görüp 74 kuruşa çıktı. Yani 9 yılda 3 katına ulaştı. Rekabetle düşeceği ümit edilen faturalar katlandı. Artış talep ediyorlar. Bunun da gerekçesini üretimdeki fiyat artışının kendilerine yansıdığını ve zarar ettiklerini belirtiyorlar. Döviz kuru gerekçesiyle zam talep ediyor şirketler. Örneğin içlerinden biri için 2012'deki 2 milyar dolarlık özelleştirme bedeli bugünkü kurla 17 milyar liraya yükseldi. Şirket henüz aradaki büyük farkı kapatacak kâra ulaşamadığı için yeni zamlar da kapıda. Elektrik Mühendisleri Odası ise temel ihtiyaçta kâr olmaz diyor. Üretim ve dağıtımın tümüyle kamu idaresinde olması gerektiğini söylüyor. Elektrik temel insan hakkıdır. Elektrik olmazsa olmaz bir şeydir. Kar elde edilerekten bu satılamaz. Kar marjları da ortadan kalkarsa elektriği biz bugün çok daha ucuza kullanabilecek durumdayız. Kapasitemiz de yeterli. Daha iyi olur. Yani en azından o zaman biraz daha sınırlama getirilir. Daha düşük olur diye düşünüyorum fiyatları. Özel kendi istediği gibi onu koyacak fiyatını. Hiç lamba, ne buzdolabı çalışacaksın ne televizyon, hiçbir çalıştırmayacaksın. Hadi karanlıkta duracaksın. Böyle bir devir var mı? Ben 77 yaşındayım. Ben bu yaşıma kadar hiç böyle bir şey görmedim. Peki bu özelleştirmelerden gelen paralar nerede? Yatırım yapılıyor mu mesela altyapı için? Yok. Birçok yangın çıktı. 77 yurttaşımızı kaybettik sellerde. 8 yurttaşımızı yangınlarda kaybettik. O yangınların nasıl çıktığını düşünüp duruyoruz filan. Yüksek gerilim hatlarında eskimiş izolatörler filan, hayvanlar çıkıyor. Oralardan kıvılcımlar o sıcak ve kuru havada. Bunları düşünen yok. Ama hala zam yapıp bunun faturasını ödetmeye çalışıyorlar.